İyi öğretmeniz, nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Hafta sonu neler yaptınız? Öğretmen hafta sonu dolaşımlar. Şehir dışı yaptık öğretmenin sağlık. Güzel. Öğretmenim, ben bilgisayar oyunu oynadım hem de. Güzel. Tamam, çok güzel. Arkadaşlar, hafta sonu böyle şeyler yaparken derslerimizi tekrar etmeyi ve ödevlerimizi yapmayı unutmayalım. Geçen hafta neler yapmıştık, neler hatırlıyorsunuz? Evet, bu neydi peki? Sadece açmak ne oluyordu arkadaşlar? Kötü bir şeydi. Öğretmen, başkasının yerine hesap açmak galiba. Yani bize ait olmayan bir hesabı kullanmak. Evet, bu nedir peki? Biz şimdi suçu oluyor. Evet. Babam söylemişti bana. Doğru söylüyorsun. Geçen hafta dersimizde görmüştük aslında. Babam da sizden sana sevmişti. Peki, bilişim suçu nasıl tanımlayabiliriz arkadaşlar? Bilişim suçu... Söyle Filiza. Bilgisayar sistemlerine ve servislerin yetkisidir. Evet, o bir bilişim suçudur. Doğru söylüyorsun. Sen söyle. Teknoloji yoluyla insanlara zarar vermek olabilir mi öğretmenim? Tamamen tanımımız buydu. Türkçe sesimiz. Bilgisayar yoluyla insanlara zarar vermek. Evet, hepimiz doğru söylediniz. Teknoloji kullanarak dijital ortamda kişi veya kurumlara maddi veya manevi zararlar vermek bilişim suçudur arkadaşlar. Arkadaşlarımızın da söylediği gibi sahte hesaplar açmak bir bilişim suçudur. Peki aranızda hiç böyle bir suça maruz kalan var mı? Ya da çevresinde böyle bir şey yaşamış olduğunu duyduğunuz olduğunu? Sen söylesen. Öğretmenim, bazen oyun oynarsam oyunda bize kötü sözler söylüyorlar, kötü ediyorlar, onlar da oluyor değil mi? Evet, peki siz ne yapıyorsunuz bundan sonra, ya bu işlemden sonra? Öğretmenim, oyunda rapor etme seçeneği var, onları o kişileri rapor ediyoruz biz. Evet, çok doğru yapıyorsun. Öğretmenim, Safet bir kere benim yerime Facebook hesabı açmıştı, orada oyun oynamıştı hep. Çok kötü bir davranış yapmayalım bundan sonra. Peki, bu suçlara karşı nasıl önlemler alabiliriz sizce? Başımıza gelmemesi için. Evet, annemizi babamıza söyleyebiliriz. Evet. Başka, yani başımıza gelmemesi için. Evet, sosyal medyada tanımadığımız kişilerle konuşmayı bulmalıyız. Evet, çok güzel. Evet. Var mı benim ona? Evet. Başka fikri olan var mı arkadaşlar? Tüm bilgilerimizi paylaşmamalıyız öğretmenim. Evet, çok güzel. Öğretmenim, şifrelerimizi kolay bir şekilde, kolay şifre yapmamalıyız. Böyle zor şifreler bırakmamız lazım. Evet, kesinlikle katılıyorum. Bugün dersimizde bilişim suçlarına karşı alınabilecek önlemleri öğreneceğiz. Aslında ben anlatmayacağım. Siz birbirinize anlatacaksınız arkadaşlar. Geçen hafta yaptığımız bir etkinlik vardı. Ayrılık birleşme etkinliği. Şimdi onu yapacağız. Sizi ben 5'er kişilik gruplara ayırdım karışık olarak. Her birinize birer liste vereceğim. Siz de listeden başlık seçeceksiniz. Daha sonra seçtiğiniz başlıklarla ilgili bilgi kartları vereceğim ve bu kartlara, aynı kartları seçen kişiler birlikte çalışacaklar. Bu kısım için 2 dakikanız var. 2 dakika birlikte çalıştıktan sonra ilk gruplarınıza gidip sırayla anlatacaksınız. Daha sonra da bir Kahoot etkinliği yapacağız ve dersi bitireceğiz. Şimdi ben gruplarınızı söyleyeyim. İlk grupta Ayşenur, Mustafa, İrem, Rabia ve Saffet var. İkinci grupta Şeyma, Tuğçe, Zehra, Onur ve Feyza var. Lütfen birlikte oturalım arkadaşlar. Liste vereceğim. Kendi karşı oynadın mı? Ne dedin? Sen Facebook'tan konuştun. Buradan birer tane başlık. Yazılım kullanımını kim seçmişti? Hocam. Özel bilgiler.
sizin arkadaşlar birbirinize anlatarak bunları öğrenmeye çalışacaksınız. 2 dakika boyunca. Aynı renktekiler yan yana otursun. Aynı renkler yan yana. Çünkü bir dikkat edin. Ses çıkartmayalım arkadaşlar. Öğretmenim, kolay şifreler seçmemeliyiz. Evet. Öğretmenim, güvenilir olmayan sitelere üye olmamalıyız. Çok güzel. Sansız ürünler kullanmamalıyız. Evet. Başkalarının ağları, imanet hesaplarına falan girmemeliyiz. Uzandan yapılmayı güncel olmasını teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tuğçe, sen de söyle. Başkasına ait internet bağları izinsiz kullanmamalıyız. Evet, hepiniz çok güzel bir etkinlik yaptınız. Birbirinizi dinlediniz, öğrendiniz. Şimdi bir kağıt etkinliği yapıp dersimizi bitireceğiz arkadaşlar. Lütfen siz girişimciler programımızdan ben de buna geçiyorum. En fazla iki kişi olursa çok iyi olur.
Sucuklu tost almaya gidelim mi?